Selam değerli hastalarım. Bugünkü videomuzda yaşlı hastaların yatalak hasta veya çocuk bakmasından bahsedeceğim. Yaşlı hastalarda özellikle de 65 yaş üzerindeki kronik böbrek hastalarında vücutta bazı istenmeyen durumlar oluşabilmektedir. Bu istenmeyen durumlar şunlardır: güçsüzlük, kuvvette azalma, yürüme hızında yavaşlama, fiziksel aktivitede azalma, enerji düşüklüğü, sarkopeni dediğimiz kas erimeleri, Tükenmişlik, stresi tolere edememe, kavrama kuvvetinde azalma gibi birçok şey oluşabilmektedir. Kronik böbrek hastaları tıbbi ifade ile kırılgan hastalardır. Yani fizyolojik kapasiteleri, rezervleri bu hastalarımızın azalmıştır. Bu özellikleri olan yaşlı hastalarımızın çok yüksek enerji gerektiren, yoğun ilgi alaka gerektiren bebek bakması, küçük yaştaki çocuk bakması, bakıma muhtaç yatalak hasta bakması, bakıma muhtaç yaşlı hasta veya akli dengesi yerinde olmayan hasta bakması doğru değildir. Çünkü bu işler hem yüksek miktarda enerji, hem kas gücü, hem fiziksel aktivite ve güç gerektirmektedir. Yaşlı hastalarda ise biraz önce de bahsettiğim gibi bunların hepsi azalmıştır. Bu durum eğer bunu yaparlarsa ne oluyor hastalarda? Hastaların böbrek değerlerinin daha erken dönemde bozulmasına ve daha erken dönemde bu hastalarımızın dialize veya böbrek nakline gitmelerine yol açabilmektedir. Çünkü hastalar yoğun bir stres altına girmektedirler bu bakım esnasında. Elbette e, hastalara yardımcı olmak. Torunlarının bakımına destek olmak çok onurlu ve güzel bir davranıştır yaşlılarımız için. Fakat kendileri bakıma ihtiyaç duyan, özellikle bu yaşlı hastalarımızın bunu yapıyor olması doğru değildir. Bu şekilde olan birçok hastamızın bu nedenle strese girdiğini, kendilerine yeterince bakamadığını, düzenli beslenemediklerini, sağlıklarına yeterli özeni gösteremediklerini ve bu nedenle çoğunun böbrek değerlerinin bozulduğunu görmekteyiz. Bizim binlerce böyle hastamız var. Takipte bunların hepsini gözlemliyoruz. Örneğin bazı hastalarımız geliyor. Kreatin değerleri 2 iken aradan 2 ay geçiyor. Bir bakıyoruz 4'e 5'e çıkmış alttaki şeyi araştırdığımızda işte e, gözü aydın e, torun sahibi olmuş e onların bakımı e, kızı ve damadı tarafından yaşlı hastamızın üzerine bırakılmış o da çok yüksek enerji gerektiren, ilgi gerektiren bir durum. Veya evde küçük çocuklar da oluyor aynı zamanda bebeğin yanında. Onlara da bakmak zorunda kalıyor. Sürekli gözünüz onun üstünde olması lazım. Bu sefer strese girip, girip kendisine bakamıyor. Yeterince beslenemiyor. Bu da hastamızın dengesini tabii ki bozabilmektedir. Yine aynı şekilde hastamız diyelim ki 70 yaşında evde annesi veya babası kendisiyle birlikte yaşıyor. Onlar da 90 yaşında diyelim. Yatalak da olabiliyor bunlar. Alzheimer olabiliyor. Akli dengelerinde bozulmalar olabiliyor Yemeğini yiyemiyor e Bütün yük kime biniyor bu sefer? Bizim yaşlı böbrek hastalarımıza biniyor Bir de böbrek hastası olmak zorunda da değil e Genç bile olsa, böbrek hastası olmasa da Bu çok sorumluluk gerektiren, enerji gerektiren Genç insanların özellikle el, taşın altına elini sokması gerektiren bir durum Onun için benim sizlere tavsiyem arkadaşlar Eğer imkanınız varsa Bu yaşlı böbrek hastalarımıza destek olmamız lazım yani onların yükünü olabildiğince azaltmamız lazım. Çünkü zaten böbrek hastalarımızın kendisi bakıma muhtaç. Bakıma muhtaç demeyelim ilgi alaka istiyorlar. Özellikle yaşlı böbrek hastalarımız. Bizler onlara yemeklerini, bakımını, ortamlarını ayarlamamız lazım. Bir de onlardan bir de üstlerine yük yükleyerek başkalarına bakmasını istersek bu olmaz ve hastalarımız daha erken dönemde böbreklerini kaybet, kaybedebilirler. Yani sonuç olarak eğer imkan varsa tüm böbrek hastaları, özellikle de yaşlı böbrek hastaları evde bakıma muhtaç hasta, bebek veya çocuklarla tek başına bırakılmamalıdır. Mutlaka gerekli ise yanlarında kendilerine yardımcı olacak başkaları da bulundurulmalıdır. Çünkü yaşlı böbrek hastalarımızdan bırakın yardım istemeyi, bizler onlara yardımcı olmalıyız. Yaşamı onlar için daha kolay bir hale getirmeliyiz. Evet bütün yaşlılarımızın, bütün hastalarımızın ellerinden öperim ve hepsine hayırlı, mutlu günler dilerim. Diğer videolarımızda görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.